Merhabalar, Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan, sushi'nin tarihine genel bakış ve sarım tekniklerine göre en çok bilinen sushi çeşitleri, başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir. Ve dinlemekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Sushi, laktik asit vasıtasıyla fermente edilmiş pirinçle birlikte çiğ balık ya da diğer belli başlı deniz mahsulleri veya bitkisel ürünlerin birlikte servis edildiği bir çeşit Uzak Doğu yemeğidir. Bu yemeği oluşturan malzemeler oldukça çeşitlidir fakat lezzetli ve tarih boyunca çeşitli kültürler etkisinde özelleşen ve çeşitlenen bu yemeğin tümünün ortak malzemesi fermente pirinçtir. Muromachi döneminden itibaren sirkenin pirincin tadını ortaya çıkarma, koruma ve lezzet vermesinden ötürü sushi pirinçlerinin hazırlanmasında sirke kullanılmaya başlanmıştır. Bizim mutfak kültürümüz için pek alışılagelmiş bir yöntem olmayan bu pişirim metodunda pirinç aynı zamanda sheri ya da sumeshi olarak da adlandırılır. Sushi yapımında kullanılacak olan malzemeler ince ve uzun şeritler halinde dilimlenir ve pirincin içine özenle sarılır. Pirincin içine sarılmadan olduğu gibi servis edilen ete ise, sashimi ismi verilir. Bugün Nare Sushi olarak bilinen ve aslında sushi'nin atası olarak kabul edilen orijinal yemeğin ilk olarak Asya'nın güneydoğusundaki Mekong Nehri civarında ortaya çıktığı sanılıyor. Çin'de ortaya çıkıp Japonya'da yaygınlaşan sushi'nin kelime anlamının tam olarak neyi ifade ettiği bugün kesin olarak bilinmiyor olsa da günümüzde bu kelimenin anlamı, ekşi tadı olan olarak kabul ediliyor. Bu kabuldeki en önemli gerekçenin ise yemekte kullanılan fermente malzemeler olduğu düşünülüyor. Günümüzde bizlerin bildiği ve daha modern bir sushi olarak tarif edilebilecek olan yemek ise 1799 ile 1858 yılları arasında yaşamış olan Hanayayi tarafından bugünkü Tokyo civarında, Edo'da icat edildi. Klasik Nare Sushi'den farklı olarak fermente edilmemiş malzemeler kullanılarak hazırlanan bu modern sushi Hanaya tarafından erken dönem bir fast food kültürü haline getirilerek popüler bir kimlik kazandı. Hanaya'nın modern sushi'si kolay hazırlanabilmesi ve hızla tüketilebilmesi sayesinde tüm dünyaya Japonya'dan yayılan önemli bir yemek kültürü haline geldi. 1839 baskı tarihli Oxford İngilizce Sözlüğü'nde ilk kez kendisine yer bulan sushi soğuk pirince sarılmış balık, deniz elot veya diğer tat verici madde olarak tanımlandı fakat ilk kez 1873'te Japonca İngilizce Sözlük'te ve Nat Sent Query isimli bir Japon yemek kitabında adı geçmişti. En çok bilinen sarım tekniklerine göre sushi çeşitleri. Sushi'nin temel bileşeninin sirkede pişirilmiş ya da fermente edilmiş pirinç olduğundan daha önce bahsetmiştik fakat sushi türevleri kendi arasında doldurmak için kullanılan malzemeleri, çeşitleri ve hazırlama şekilleri bakımdan farklılık gözlenir. Geleneksel ve modern sushi hazırlama teknikleri kullanılarak çeşitli malzeme ve metodlarla sınırsız sayıda sushi çeşidi hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu sushi çeşitlerinden kısaca bahsedelim. Chirashi sushi ya da barazushi, bir tutam pirincin üzerine konulan sashimi ve garnitürler ile hazırlanan sushi'dir. Chirashi sushi yapımında kullanılan malzemeler çiğdir ve pirincin üzerinde sanatsal bir şekilde sıralanırlar. Kamsay style adını taşıyan bir varyetesinde ise pişmiş ve pişmemiş etler bir arada bulunabilir. Set oluşturmada herhangi bir geleneksel kural yoktur ve iş seti hazırlayan ustanın kişisel takdirine, zevkine ya da tüketicinin talebine kalmıştır. Hazırlanması diğer sushi türlerine göre daha kolay olduğu için tüketimde sıklıkla tercih edilen bir sushi türüdür.
Inari sushi, bir topak kızartılmış tofunun yani soya peynirinin yalnızca pirinç ile servis edilmesiyle hazırlanır. Bununla birlikte bazı varyetelerinde yeşil fasulye, havuç ve gobo ismindeki bir otun üçgen sarılması ile de tüketildiği görülür. Maki sushi, bizim bildiğimiz ve tanıdığımız sushi'ye en yakın olan sushi çeşididir. Sarılmış sushi anlamına gelir. Bambu bir mat ile sarılan hali ise, makisu olarak bilinir. Maki sushi, genelde nori olarak bilinen bir çeşit deniz yosununa sarılır. Fakat bazen omlet, soy kağıdı, salatalık ya da pariye ile sarıldığı da olur. Futomaki, geniş sarılmış maki sushi'ye denir. 5 ila 6 cm çapında sarılabilir. 3 ya da daha fazla malzeme kullanılarak renk ve tat ahenki göz önünde bulundurularak sarılır. Malzemeler arasında deniz mahsulleri başta olmak üzere bitkisel kaynaklara da yer verilebilir. Hasomaki, ince sarılan maki sushi'ye verilen isimdir. En fazla 2,5-3 cm kalınlığında sarılır. Genel olarak tek malzeme ile sarılır. Ton balığı, havuç ya da salatalık bu sushi çeşidinde en çok kullanılan malzemeler arasındadır. Temaki, elle sarılır. Pirincin içine konulan malzemeler elle düz bir zeminde yuvarlanarak sarılır. 10 cm'den daha kalın olanları vardır ve chopstick'lerle yenmesi makbuldür. Temaki sarıldıktan sonra, sushi'nin sarıldığı nori'nin kuruma ihtimaline karşı hızla tüketilmesi beklenmektedir. Uranmaki, nori'nin pirincin içinde kalan şeklidir. 2 ya da daha fazla malzeme kullanılarak hazırlanır. Ortada kalan nori'nin üzerinde bir kat pirinç vardır ve içindeki malzemeler genellikle servise hazırlanırken susama batırılır. Ton balığı, somon, yengeç ya da karidesle birlikte hazırlanabilir. Avokado ve salatalıkta uranmaki de kendine yer bulur. Nare sushi, fermente edilmiş malzemelerle hazırlanan geleneksel sushi'nin bir formudur. Sushi'nin temel malzemesini oluşturan soyulmuş ve temizlenmiş balık ahşap bir kasede tuzla birlikte uzun süre saklanır. Günden güne dokularındaki suyu kaybeden balık eti 6 ay içinde tüketilebilir hale gelir. Eğer yetersiz geldiyse ya da daha da lezzetli bir sushi talep ediliyorsa bir 6 ay daha bekletilebilir. Nare sushi'nin en ünlü varyetesi, Bayıva Gölü'ndeki yaşayan bir çeşit sazan balığı olan Carassius auratus grandicollis kullanılarak yapılan funa sushi'dir. Nigiri sushi, eli ile bastırılarak yapılan bir sushi çeşididir. Aşçının ellerinin iç kısmıyla bastırarak hazırladığı pirinç küçük bir kutu üzerinde sunulan az miktarda wasabi ile birlikte servis edilir. Wasabi ile birlikte sunulan malzemeler somon, ton ya da başka bir deniz ürünü olabilir. Ayrıca bu malzeme ahtapot, deniz ya da tatlı su yılan balığı veya yumurta da olabilir. Nigiri genellikle çiftler halinde hazırlanarak servis edilir. Eğer bir set hazırlanıyorsa da her bir sushi'nin farklı malzemeler kullanılarak hazırlanması iyidir. Gankanmaki, bu sushi'nin temel özelliği, elle biçimlendirilen oval şeklidir. Sushi'nin etrafına sarılan malzemeler arasında istiridye, deniz kestanesi, mayonezli mısır ve çeşitli yöntemlerle pişirilip ince ince kesilen koyu sayılabilir. Aynı şekilde hazırlanan sushi'nin küre formlu olanına temari sushi ismi verilir. Popüler tüketim kültürünün etkisiyle artık sadece Çin, Japonya ve Kore gibi uzak doğu ülkelerinin yemeği olmaktan daha evrensel bir hale gelmiş olan sushi ile ilgili temel tarihçeye ve sarım tekniklerine göre sushi çeşitlerine baktık. Bu yayının ikinci bölümünde dünyadaki en popüler sushi sarımlarına ve sushi yapımında kullanılan malzemelere göz atacağız. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamchips.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.